Efendim herkese günaydınlar. Cumartesi sabahı sabah saat 10'a çeyrek var. Toprak kıyafetlerini giydi. Hep beraber onun tekvando kursuna gidiyoruz. Orada da hep beraber onun yani kurs nasıl burada, tekvando nasıl yapıyorlar, sınıfı da çekeceğim. Birkaç hafta önce işte Instagram'da falan da paylaştım. Arkadaşlar sordular, abi kursun videosunu çekmiyor musun? Şimdi toprakta yollanalım. Hadi bakalım, geç kalmayalım. Devam et. Böyle hafif puslu yağmurlu bir hava var bugün. Yağmura yakalanmadan hemen geçelim bakalım. Evet, yaklaşık bir 10 dakikalık sürüşten sonra tekvando okuluna geldik. Şimdi saat 10'da birkaç dakika sonra eğitim başlayacak. Şöyle söyleyeyim, işte toprak ne kadar oldu buraya yazılalı? Herhalde bir 5-6 ay falan oldu. Tam emin değilim yani, tarihini yanlış söylemiş olmayayım. Şimdi hani sarı kuşak olduğuna göre şimdi yakın zamanda tekrar bir kuşak sınavları var. Buraya başladık. Bir arkadaşımızın referansıyla, arkadaşım işte buraya oğlu geliyordu. 15 gün kadar bir ücretsiz şey var. Deneme amacı var. Hani çocuk beğenir mi beğenmez mi diyerekten. 15 gün sonunda kayıt oluyorsunuz. İşte biz kaydımızı yaptırdık. Aylık olarak $100 bir maliyeti var bize buranın. Ondan sonra işte haftada, yanlış hatırlamıyorsam 4 defa istediği zaman, çünkü belli saatler arasında işte sarı kuşak için sınıflar var. İstedikleri saatlerde o plan veriyorlar bize, haftalık planı. O plan dahilinde geliyoruz. Cumartesi günü de saat 10-10.45 arası gene 45 dakikalık bir program var. Hafta içi genelde Banu Yazık okuldan çıktıktan sonra koştura koştura toprak okuldan alıyor. Kendi okuldan çıkıyor. Irmak'ta falan buraya geliyorlar. Ben de hafta sonu cumartesi günü sabahı toprakla beraber gelip onun gelişimini görüp ona diyorum, toprak iyi fena gitmiyorsun, motive verici şeylerle. Yani en azından durumundan haberdar olmak için cumartesi de beraber geliyoruz. Evet efendim, buyurun toprak. Sen gitsene oğlum, herkes başlıyor. Çıkar, çıkar ayakkabını, hadi gitsene. İçeride bir taraftan antrenmanları devam ederken dedim içeri gireyim. Burası da çocuklar için, o da eğer çocuğunuz varsa küçük, yani kardeşi falan varsa, Irmak'ta geldiği zaman burada oynuyor. Normalde oyuncaklar falan da var.
Hatta ya da geldiğimizde annemlerle falan telefonda burada konuşuyorum. Yani annemlere buradan kameradan toprağı izletiyorum. Şimdi bu hafta cuma gününde bir kuşak sınavları var tekrar. Tabii toprak sabahları biraz daha şey, cumartesi sabahları ya tatil günü gitsek mi gitmesek mi falan gibisinden biraz isteksiz ama biz gene destekliyoruz. Hani çünkü her tip gibi gazla başlayıp ondan sonra gerisi gelmemesi konusundaki endişelerim ve şey yapmak için endişelerim var yani onu engel olmak için biraz toprağa ilerletmeye çalışıyorum. Mekanın sahipleri şu an eğitmen olan öğretmen Koreli. Bir de bu aynı grubun bir dükkanı daha var. Yani böyle bir spor salonu, dükkan demeyeyim biraz Koreli. Spor salonu daha var üstünde. İki öğretmen, aslında iki ortak bunlar. Birisi burayı da işte eğitimi veriyor. Ötekisi diğer salonda eğitim veriyor. Hafta içleri veya günlere göre değişiklik yapıyorlar. Fakat iki kişi götürüyorlar. İkisi de Koreli dediğim gibi. Hani bunu Kore sporu zaten bildiğiniz gibi tekvando. Hani bilmeyenler için ben bilmiyordum en azından. Hani karate Japonların ondan sonra tekvandonun da Korelilerin olduğunu öğrendim. Neydi? Taekwondo diye geçiyordu. Aslında biz tekvando diyoruz ama şimdi devam edelim bakalım içeriye. What?
Evet efendim, toprağın dersi bitti. Şimdi hep beraber eve yollanacağız. Adam biraz terledi tabii haliyle. Şimdi gidip onun duşunu yaptırıp sonra da cumartesinin keyfini çıkaracağız. Var mı seyredenler arkadaşlarımızı, takipçilerimize de, dostlarımıza söylemek istediğim şey? Herkese bay bay. İyi hafta sonları diyelim. İyi hafta sonları. Hoşçakalın efendim. Bu da böyle bir tekvando videosu olsun dedik. Çok fazla bilgi içermiyor. Birazcık sosyal, birazcık kişisinden. Burada merak edenler, hani tekvando kursları nasıl diye, çocuklar nasıl sosyalleşiyor diye merak edenlere öyle bir bilgi videosu olduk dedik. Hoşçakalın. Yeah.